Esselamu Aleyküm sayın seyirciler, Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Muhammed Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Birleşmiş Milletler'in Doğu Türkistan raporu yayımlandı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet'in bu yıl Mayıs ayında Çin ve Doğu Türkistan'a yaptığı başarısız ziyaret, uluslararası toplumun tepkisine neden olmuştu. 8 Haziran'da 200'den fazla insan hakları örgütü konuyla ilgili ortak açıklama yaparak Bachelet'in görevini yerine getirmediğini belirterek istifa çağrısı yapmıştı. Ayrıca Michel Bachelet'in başarısız ziyareti sonrası yaptığı talihsiz açıklamaları Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırımı ve insanlığa karşı suçları konusunda gerçeği yansıtmazken Çin'in sahte propagandasına alet olmuştu. Fransız haber ajansı Cenevre'den bildirdiğine göre Salı günü görevinden ayrılan Michel Bachelet'in Doğu Türkistan'daki soykırıma ilişkin uzun zamandır beklenen ve kendisinin de söz verdiği raporu yayımlamadan görevinden ayrılmasını birçok uluslararası insan hakları savunucu kuruluşlar, özellikle de Doğu Türkistan diasporası esefle kınadı. Bilgilere göre Michel Bachelet'in görevden ayrılma töreni 30 Ağustos'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'nda yapıldı. 15 dakikalık bir video konuşması yapan Bachelet ne Doğu Türkistan meselesine değinmiş ne de ilgili raporu yayımlamamıştı. Michel Bachelet 31 Ağustos görevi terk etmeden hemen önce Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komisyonu'nun Uygurların insan hakları durumuna ilişkin raporunu nihayet açıkladı. Oysa pek çok kişi bu konuda etkili bir raporun ortaya çıkmasından umudu kesmişti. Birleşmiş Milletler raporunda Çin'in Doğu Türkistan'da sözde terör bahanesiyle Uygurlara karşı uygulanan zulüm insanlığa karşı işlenen suçlar olarak sıralanıyor. Nitekim raporda açıkça bir soykırım olduğuna kanaat getirilmese de insanlığa karşı suç kategorisinin de etkinlik açısından aynı gücü göstermesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde konuşan birçok ülke temsilcisi Bachelet'in son 4 yılın zorluklarını ele alış biçimini memnuniyetle karşıladığını ancak Doğu Türkistan raporunu söz verdiği gibi ayrılmadan önce yayınlanması için çağrıda bulunmuştu. Salı günü toplantıda İngiltere'nin İnsan Hakları Konseyi Büyükelçisi Rita Frech, Çin'in bu konudaki baskısına işaret ederek hepimiz için çok önemli olan hiçbir ülkenin insan hakları sicilinin incelenmesinden muaf olmamasıdır. Çin'in yüksek komiserliğin sesine bastırmasına izin vermemeliyiz. Bu nedenle sizden Çin hakkındaki raporunuzu yayınlamanızı rica ediyoruz demişti. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden John Fisher, Bachelet'in başarılarına övgüde bulunarak Doğu Türkistan hakkındaki raporunuzu görevden ayrılmadan önce yayınlamazsanız karşı karşıya olduğunuz tüm riskler gölgede kalacak. Uygurlar ve diğer soykırım mağdurları karşılaştıkları zulmün boyutunu dünyaya anlatmanız için size güvendiler. Ve dediler ki mağdurlar için siz ayağa kalkmazsanız bu işi kim yapacak diye konuşmuştu. 18 Ağustos 2022'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin çağdaş kölelik biçimleri üzerine araştırmalar yapan özel raportörü Tomoya Oboka'da Doğu Türkistan'la ilgili rapor yayımlayarak başta Uygur Türkleri olmak üzere diğer Türk toplumunun tarım ve imalat gibi sektörlerde Çin rejimi tarafından zorunlu çalıştırıldığını ve soykırım kurbanı olduğunu doğrulamıştı. Raporda bazı durumlar insanlığa karşı suç olarak köleleştirmeye kadar varabilir denilmişti. Çin soykırım politikalarını itiraf etti. Çinli yetkililer Doğu Türkistan'da son 10 yılda işledikleri suçları özetleyen bir basın toplantısı düzenleyerek 3 milyondan fazla Doğu Türkistanlıyı sözde yoksullukla mücadele yalanıyla zorla çalıştırmak üzere sürgüne gönderdiğini açık etti. İşgalci Çin 2017 yılından itibaren sözde fazla iş gücü bahanesiyle Uygur Türklerini kültür medeniyetinden, dini inançlarından koparmaya yönelik sistematik soykırım uygulamalarını arttırmıştı. Uygurlar yaşlı genç, erkek kadın gözetmeksizin köle işçi olarak Çin illerine sürgüne gönderilirken bunun sonucunda yüz binlerce aile parçalandı. Çin propaganda ağı Tanrı Dağı sitesinde yer alan 30 Ağustos 2022 tarihli habere göre Doğu Türkistan'daki sözde Şincan Hükümeti Parti Komitesi 27 Ağustos'ta Ürümçi'de bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Genel Sekreter Ma Xingrui,
Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'da 10 yıldır işlediği suçları adeta tek tek itiraf etti. Ma, merkezi hükümetin son 10 yıldır sözde fazla emek adı altında kentsel ve kırsal alanlardan 3 milyon 64 bin 900 kişinin sözde istihdam yalanıyla Çin'e ve diğer bölgelere sürgüne gönderildiğini doğruladı. Basın toplantısında kardeş aile politikası adı altındaki her eve bir Çinli memur yerleştirme siyasetine atıfta bulunarak Çin Komünist Partisi'nin sözde Şincan'ı yönetme adı altında aldığı önlemlerle merkezi hükümetin buyruklarını tam olarak uyguladığı ve tabandaki komünistlerin Doğu Türkistan halkıyla yakın ilişki kurması sayesinde bölgede kalıcı istikrarın sağlandığı ve son 4 yıldır hiçbir terör olayı olmadığını iddia ederek insanlık dışı toplama kamplarını meşru göstermeye çalıştı. Basın toplantısında ayrıca sözde kırsal bölgelerdeki çocuklara iyi eğitim koşulları sağlandığını iddia ederek sistematik soykırımın bir parçası olan Çinileştirme merkezlerinden başarı olarak bahsetti ve Uygur çocukların Çinileştirme merkezlerinde Çinli olmaya zorlandığını doğruladı. Basın toplantısında yine sözde genç yeteneklerin yerleştirilmesi yalanıyla Çin'den özel teşvikle 38 bin Çinliyi Doğu Türkistan'a yerleştirdiğini teyit etti. Çin basınında çıkan haberlere göre Çinli yetkililer 2018 yılında Doğu Türkistan'ın Aksu ve Üçturpan kentinden 2417 kişiyi çeşitli bölgelere çalışmaya gönderdiği, ayrıca Üçturpan'dan 3000 kişiyi uzun vadeli olarak çalışmaya gönderdiği ve gelecek planları kapsamında aynı bölgeden 10.000 kişiyi mevsimlik olarak zorunlu çalıştırmak üzere sürgüne göndermeyi planladığı açıklandı. Nuri Türkel, Tayvan'ı Çin tehdidinden uyardı. Amerika Birleşik Devletleri ve Tayvan hükümetinin ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Din Özgürlüğü Forumu 30 Ağustos'ta Tayvan'ın başkenti Taipei'de düzenlendi. Forumda açılış konuşmasını yapan Uygur Türkü Nuri Türkel, Tayvan demokrasisi için Çin Komünist Partisi ile konuşmaya devam etmenin Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak görmekten başka bir şey olmadığını vurguladı. Forma Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen, Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Başkanı Uygur Türkü Nuri Türkel ve çok sayıda devlet yetkilileri katıldı. Forumda açılış konuşması yapmak üzere davet edilen Nuri Türkel, Çin Komünist Partisi ve Çin hükümeti tarafından özellikle hakları vaat edilen Uygur Türklerine şu anda soykırım uygulandığı ve Hong Kong'daki baskının devam ettiğini hatırlatarak, Çin hükümetinin Tayvan'ı işgal etmesi halinde burada da eğitim adı altında çeşitli kötülüklerin getirileceğini özellikle vurguladı. Türkel, Çin hükümetinin Uygur soykırımı ve insanlığa karşı işlenen suçları Tayvan'a Uygur soykırımını inceleme zamanının geldiğini bildiriyor. Tayvan'ı koruyamazsak Uygur Türklerinin kaderi sizin de başınıza gelecek. Üzüm piş ağzıma düş demek sizi bu kaderden kurtaramaz ifadelerini kullandı. Türkel, bir Uygur Türkü olarak Çin Komünist Partisi tarafından yaptırım listesine alındığını, ABD'deki insan hakları çalışmalarını etkilemek için anneannesinin rahin alındığını aktardı. Türkel, dünyanın bu kötülükleri bilmesine sağlamalıyız ve harekete geçmeliyiz dedi. Türkel, deneyimlerinden yola çıkarak Çin Komünist Partisi'nin demokratik ve özgür sistemi ne kadar tehdit ettiğini vurguladı. Türkel, Çin Komünist Partisi'nin Hong Kong ve Çin halkına baskı yaptığını ve şimdi de Tayvan'a baskı uyguladığını belirtti. Ayrıca Türkel, Çin'in Fransa Büyükelçisi'nin konuşmalarını hatırlatarak, Çin Komünist Partisi'nin yeniden eğitim kampları inşa edeceği adresin bir sonraki hedefinin Tayvan olduğuna dikkat çekti. Türkel, Çin Komünist Partisi'nin Uygur Türklerine uyguladığı zulmün trajedisinden ders almalıyız ve Çin Komünist Partisi'nin düzelmesi için beklememeliyiz dedi. Türkel, uluslararası toplumun çok saf olduğuna dikkat çekti. Çin Komünist Partisi ile demokratik yollarla konuşabileceğine inanmanın demokrasi için tehdit olacağını ifade eden Türkel, Tayvan demokrasisi için Çin Komünist Partisi ile konuşmaya devam etmenin Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak görmekten başka bir şey olmadığını vurguladı. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.